Yine Çalışma Bakanlığı, Bağkur, zaten bir önceki bakan da Vedat Bilgin de bu konuda aslında açıklamalar yapmıştı. Çalışmalar olduğunu hep dile getirmişti. Sonra ne olduysa bu konunun üstü bir anda kapatıldı. Diğer staj mağdurlarında da olduğu gibi, staj ve çıraklık mağdurlarında olduğu gibi, yine 5000 prim gününde olduğu gibi böyle kapatıla kapatıla bugüne kadar, hatta Cumhurbaşkanı'nın tweetlerine kadar gelen bir konu. Bağkur prim eşitlemesi 7200 olacağına dair yine bu hemen Ekim'deki torba yasada artık Bağkurlulara sanırım böyle bir müjde mi diyeceğim bilmiyorum, onu siz yorumlayın Özgür Bey de. Müjde de denilebilir yani, 9000 günden 7200 güne düşerse, 7200'den de 5400 güne düşerse bu müjde olur, bu haktan yararlanır, emekli olurlar. Ama kimler evet. için Bülent Bey, Şebnem Hanım, kimler için? Evet. Kurumlar vergisi mükellefleri de yararlanacak mı? Gelir vergisi mükellefleri de yararlanacak mı? Basit usul mükellefleri mi yararlanacak? Bugün Bağkur primi ödeyen kişiler aynı zamanda isteğe bağlı ödeyenler de Bağkur primi ödüyor. Yurt dışı borçlanması biliyorsunuz 1 Ağustos 2019'dan itibaren Bağkur'a sayılıyor. Bu durumda olan herkesi kapsayacak mı 7200, 5400 gün? Bunların açıklanması gerekiyor. Şu anda bu tamamen bilinmez bir durumda. Biz yine Ekim ayında prim gün sayısının 7200 güne düşürüleceğini, %100 düşürüleceğini düşünüyorum, düşünüyoruz. Ancak kimleri kapsayacağı konusunda hiçbir şey söyleyemiyoruz. Çünkü net bir ifade, yazılı bir taslak, metin, hiçbir şey yok. Nasıl ki EYT'de EYT yasası çıkacak diyorduk. Ama prim gün sayısı 5000 gün mü olur? Ayrıca bir yaş mı gelir? Yaş tamamen kaldırılır. Prim gün sayısı 5000 gün mü olur? 3600 günde 58 yaşa düşer, 50 yaşa düşer mi? 8 yaş, 60 yaş, 55 yaşa düşer mi? Biz bunları konuşurken EYT yasası çıkacak ama ortada bir taslak yok. Bu nedenle net bir şey söyleyemiyoruz deyip yorumlarımızı yapıyorduk. Burada evet. da aynı durum. 7200 güne düşecek. Kimler için, ne şekilde düşecek bunu bilmiyoruz. Ama siz bununla ilgili bir bununla ilgili yorum yapanlar da var. Tabii ki yorum yapıyorlar. Bağkurlar, Bağkurlar'da düşecek diyorlar. Bakın Bağkurların ne olduğunu bilmeden bunu söylüyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. 1 milyon küçük esnaf diyor. Şimdi bu yorum yapan kişiler küçük esnafı bilmez. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ne olduğunu, gelir vergisi mükelleflerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Şimdi siz televizyonda orada burada izlediğiniz sosyal güvenlik uzmanlarının bir kısmının yani bu konularla ilgili mali açıdan tam bilgisinin olmadığını ben biliyorum. Bu nedenle de biraz yorumu yaparken aslında detaylı konuyu bilmedikleri için işte Bağkurlar'da 7200 güne düşecek diyorlar. Hangi Bağkurlar? Genel algılanıyor. Siz aslında orada Cumhurbaşkanı'nın tweetinden o ipucunu çıkartmıştınız ve Cumhurbaşkanı 1 milyon diyorsa küçük esnafı kapsayacak evet. o zaman. Ama herkes için olmalı. Bakın Bağkur 7200 güne düşürülmeli. Tüm Bağkurlar'da bu olmalı. Bakın 5000 güne de düşürülsün demiyoruz. Prim eşitlemesi diyoruz ama 5000-5975'e de düşmüyor. Prim eşitlemesi yok aslında. Bağkur'da evet. prim gün sayısının bir miktar düşürülmesi var. Prim eşitlemesi evet. dersek 5000 güne düşmesi lazım. 5000 günde 5975'e ilk işe başlama tarihine göre düşmesi durumunda biz buna prim eşitlemesi diyebiliriz. Biz buna doğru. prim eşitlemesi değil, Bağkur'da prim gün sayısının bir miktar azaltılması diyebiliriz. Evet. Özgür Bey, bu kimler konusu biraz daha zaman alacak gibi. Henüz onunla ilgili detaylı bilgi alamadık. Çünkü biliyorsunuz aslında siyasete bağlı gidiyoruz. Bir siyaset yapmamayı tercih ediyoruz ama siyasete bağlı, yani yine belediye seçimlerine bağlı gidiyoruz. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta yine konuşmasında belediye seçimlerinin önemini vurgulayarak aslında seçim startı vermişti. Hemen akabinde Ekrem İmamoğlu dün büyük ihtimalle yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıklamış oldu. Hemen arkasından işte bu bilgiler bizlere gelmeye başladı. Yani siyasetteki kıpırdama seçim takvimine girdikçe bu bilgiler bize verilir ve bu bilgiler yayılır. Buna böyle sızdırma haber denir aslında. Dolayısıyla sızdırılan bilgiler arasında bunlar şu anda. Hemen burada devreye anketler girecek Özgür Bey. Biliyorsunuz AK Parti'nin ve Erdoğan'ın müthiş anket üzerine çalıştığını herkes çok iyi biliyor artık Türkiye'de. Dolayısıyla Bağkur konusunda da anketlerin çok önemli olacağı, yani genişletilmesi adına. Yine staj mağdurları için de
Ve 1261 gün kuralı, buna ayrıca değinmek istiyorum ben de kendi adıma da. Özgür Bey, sizin yine fikrinizi de almak istiyorum burada. Ama Murat Bey, bu seçimler yerel seçimler. Yerel seçimlerde muhalefet ne söyleyebilir ki mesela? Yerel seçimlerde muhalefet çıkıp da İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener çıksa dese ki biz stajyerlere emeklilik hakkı vereceğiz. Bir işe yarar mı? Yaramaz tabii. Ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıksa dese ki işte biz kısmi emeklilikte 3600 günle kısmi emekli olacakların yaşlarını kadınlarda 50, erkeklerde 55'e düşeceğiz. Bir faydası olur mu? Seçim kaybedilmiş. Artık 5 yıl sonrasında bu vaatler verilebilir. Bugün bu vaatlerle hiç kimsenin işi yok. Sadece hükümet açısından şöyle bir durum var. Seçim, yerel seçimleri kazanmak için, oy almak için direkt yasa, artık yasa çıkarması gerekiyor. Çünkü vaatte de bulunamaz. Yani seçimden önce ne yapacaksa yapması gerekir. Şu anda çok kişi de hükümetin seçim politikası izlemesini istemiyor. Yeter diyorlar, bıktık sizin seçim politikası izlemenizden. Seçimler bittikten sonra da bunun külfeti ağır oluyor ve bu iş bize kalıyor. Bu nedenle de seçim politikası izlemeyin. Yani gerçekten de sorun olan kişilerin, mağdur olan kişiler tespit edilsin, onlara yasal hakları verilsin. Ama onun dışında da çok popülizm yapılmasın, şu ekonomik krizden çıkalım, bu fiyat artışlarının önüne geçilsin diye de düşünüyorlar. Bu nedenle de şimdi muhalefet yok. Bakın muhalefet yok derken olsa bile bir etkisi olamaz. 5 yıl sonra seçimler var. Yerel seçimlerde de muhalefetin bu türde sözler vermesi abesle iştikal olur yani. Ne anlamı olur ki, değil mi? Saçma bir durum olur. Bu nedenle hükümet ne yapacaksa artık hükümetin inisiyatifinde, vicdanında ona göre karar verecekler. Bir de bu torba yasanın içerisinde işte kadınlara haklar verilecek. Bakın isteğe bağlı prim 4300 lira. Çalışmadan isteğe bağlı primini yatırıp emekli olmak isteyenler bu 4300 liraları falan ödeyemiyorlar artık. E tabii ki. Çok kişi prim gün sayısı eksik. Bunu tamamlarsa emekli olacak ama ödeyecek parası olmadığı için ödeyip emekli aylığına kavuşamıyor. Maalesef. Doğru. Artık 5 yıl sonrasında bu vaatler verilebilir. Bugün bu vaatlerle hiç kimsenin işi yok. Sadece hükümet açısından şöyle bir durum var. Seçim, yerel seçimleri kazanmak için, oy almak için direkt yasa, artık yasa çıkarması gerekiyor. Çünkü vaatte de bulunamaz. Yani seçimden önce ne yapacaksa yapması gerekir. Şu anda çok kişi de hükümetin seçim politikası izlemesini istemiyor. Yeter diyorlar, bıktık sizin seçim politikası izlemenizden. Seçimler bittikten sonra da bunun külfeti ağır oluyor ve bu iş bize kalıyor. Bu nedenle de seçim politikası izlemeyin. Yani gerçekten de sorun olan kişilerin, mağdur olan kişiler tespit edilsin, onlara yasal hakları verilsin. Ama onun dışında da çok popülizm yapılmasın, şu ekonomik krizden çıkalım, bu fiyat artışlarının önüne geçilsin diye de düşünüyorlar. Bu nedenle de şimdi muhalefet yok. Bakın muhalefet yok derken olsa bile bir etkisi olamaz. 5 yıl sonra seçimler var. Yerel seçimlerde de muhalefetin bu türde sözler vermesi abesle iştikal olur yani. Ne anlamı olur ki, değil mi? Saçma bir durum olur. Bu nedenle hükümet ne yapacaksa artık hükümetin inisiyatifinde, vicdanında ona göre karar verecekler. Bir de bu torba yasanın içerisinde işte kadınlara haklar verilecek. Bakın isteğe bağlı prim 4300 lira. Çalışmadan isteğe bağlı primini yatırıp emekli olmak isteyenler bu 4300 liraları falan ödeyemiyorlar artık. E tabii ki. Çok kişi prim gün sayısı eksik. Bunu tamamlarsa emekli olacak ama ödeyecek parası olmadığı için ödeyip emekli aylığına kavuşamıyor. Maalesef. Doğru.